Herkese selam. Global fiyatları değerlendirdiğimiz ve bir ay ara verdiğimiz ekran kartı fiyatları rehberimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi geçen ay bir RTX 4090'ın çıkışını görmek istemiştik. Ondan sonra fiyatların nasıl olduğunu değerlendireceğiz demiştik. RTX 4090 çıktı çıkmasına ama beklenildiği gibi inanılmaz yüksek bir fiyatla çıktı. Ortalama 50.000 TL gibi bir fiyatı var. Yani birçoğumuzun anca kendisine böyle uzaktan bakabileceği bir fiyat bu tabii ki. Global anlamdaki fiyatlardan bahsediyoruz derken Nvidia'nın 30 serisi üst seviye kartlarında global olarak çok büyük bir fiyat değişimi olmasa da bizde göze çarpan bazı indirimli fiyatlar olabilmekte. Özellikle 3090, 3080 Ti ve 3080 10 ve 12 GB versiyonlarında içinde bulunduğumuz şartlara göre eskiye nazaran fiyatlar fena değil. Şimdi açıkçası RTX 4090 bu kadar yüksek fiyatlı geldiğine göre RTX 4080 de ondan pek aşağıya kalır şekilde olmayacaktır. Nvidia zaten RTX 40 ve RTX 30 serisinin birlikte uzun süre satışının devam edeceğini söylemişti. Yani bu da muhtemelen ellerinde büyük miktarda stok olduğu anlamına gelen bir durum tabii ki. Ama hep söylemekteyiz kötü bileşen yoktur. Kötü fiyatlı bileşen vardır demekteyiz sürekli. Uygun fiyatta olduğunu düşündüğünüz kartları her zaman değerlendirmeye bakın derim. Ve bunu da belirttikten sonra Techspot'un NewEgg resmi satış verilerini yayınladığı son 3 aylık tabloya göre ekran kartı fiyatlarını şimdi bir değerlendirme altına alalım. Önce Nvidia tarafıyla başlayalım. Nvidia tarafında genel olarak son 3 aylık fiyat değişiminde çok önemli bir durum yok gibi gözükmekte. Yani... Fiyat düşüşleri durmuş durumda hatta aksine geçen aya göre biraz daha zamlanma var. Fiyat düşüşü yaşayan tek kart RTX 3080 12 GB olmuş. Onun da fiyatı yani neredeyse hiç düşmemiş gibi sadece 10 dolarlık bir indirim söz konusu. Onun haricinde kartlar ya aynı fiyatta kalmışlar ya da zamlanmışlar. Mesela 3090 Ti 1000 dolar altına düşer diye beklerken birden 1080 dolara fırlamış durumda. Onunla birlikte RTX 3090 da yeniden 1000 dolara çıkmış. 3080 Ti da aynı şekilde 70 dolar zam gören bir kart. Orta üst seviyede RTX 3070 de geçen aya göre 40 dolar zam görmüş. Yani orta seviye için tabii ki önemli bir fiyat artışı bu. Diğerleri de 10'ar dolarlık minik artışlar yaşamışlar geçen aydan beri. Yani Nvidia tarafında bu ay Eylül ayına göre aşağıya doğru inen fiyat eğrisi artık inişini durdurmuş ve Hafif şekilde de yukarı yönde harekete başlamış. Peki bu durum yine süreklilik sağlayacak mı? Yani Nvidia kartların fiyatları eskisi gibi çok pahalı mı olacak? Şimdi açıkçası ben kişisel olarak öyle bir şey tahmin etmiyorum. Yani yine saçma sapan fiyatlara doğru bir yükseliş olmayacaktır diye düşünmekteyim. Ama tabii bu benim kişisel fikrim. Bu ayki fiyatlar bana göre global düşün hafif bir artışı oldu. RTX 4080 ve diğer RTX 40 serisi kartlar geldikçe yani 30 serisinde Eylül ayındaki fiyatlar görülebilir ama tabi bunlar sadece bir öngörü. Diğer yandan AMD tarafında fiyatlar düşüş halinde ve Nvidia kartların fiyat yükselişinin devam etmesi Nvidia'nın da kendi ayağına sıkması demek anlamına gelir. E, AMD'nin şu an piyasada olan kartları daha uygun fiyatlı olmaya devam ederse zaten. Herkes öncelikle elbette cebini düşünecektir. Kimse Nvidia AMD diye ayırmayacaktır. Hatta AMD demişken şimdi AMD tarafındaki fiyatlara bakalım. AMD tarafında 6750 XT ve 6700 harici hakikaten çok sağlam fiyat düşüşleri var. 6950 XT düştükçe düştü. 870 dolarlara kadar iniş gösterdi. 6900 XT de 670 dolara kadar indi hatta. Bizde de 14300 TL civarına video yapıldığı tarihte XFX marka 6900 XT ekran kartı satıştaydı. Yani ben bunu gördüm. Öyle bir kart için gerçekten süper fiyat diyebilirim. Özellikle bu iki amiral gemisi kartın tavsiyeden satış fiyatının da bu kadar altına inmesi gerçekten hem şaşırtıcı hem de çok iyi. Onun haricinde olan kartlarda da indirimler söz konusu. Mesela orta seviyede RX 6650 XT'nin son 3 aylık fiyat düşüşü baya güzel. Yani orta seviye bir kartın fiyatına göre gördüğü indirim iyi. Ama tabii yani üst seviye kartların gördüğü indirimler insanı biraz daha cezbetmekte. Şimdi bu ekran kartı madenciliği devam ederken RX 6900 XT'nin 14.000 civarına satıldığını bir hayal edin. Saniye beklemezdi stokta kesinlikle. Yani durum şu an oyuncular için çok kötü değil. Özellikle pandemi dönemindeki gibi hiç değil. Şimdi abi sen olsan şu an piyasada olan Nvidia ya da AMD kartları alır mısın yoksa yeni seriyi mi beklersin diye bana çok fazla soru gelmekte. RTX 4090 falan benim normal şekilde alacağım ulaşabileceğim kartlar değil. Yani 50.000 TL ekran kartına verecek bir para bende yok. 4080 de aynı şekilde ulaşılabilir fiyatta gelmeyecek gibi duruyor. Ayrıca Nvidia CEO'su Jensen Huang geçtiğimiz ay basın toplantısına özel bir online toplantı gerçekleştirmişti. O toplantıda ben de yer aldım ve o toplantıda artan üretim maliyetleri ve nakliye giderleri sebebiyle artık ekran kartlarının bu yeni fiyatlarına yavaş yavaş alışmamız söylendi bizlere. Ve telefonlar üzerinden örnekler verilerek durum biraz pekiştirildi ama Şimdi tabii daha fazla detaya girmeyeyim. Yani demem o ki orta seviye kartlar artık şimdikilerden de pahalı şekilde gelecek gibi duruyor. Bu yüzden tüm bu öngörülerimiz sonucunda ben olsam paramın yettiği kartı alır geçerdim ki az önce söyledim. 3080 ve üstüyle 6950 XT ve 6900 XT ikilisi kesinlikle kovalanmayı hak ediyorlar şu anda. Bunlar uzun vadede daha çok fazla ömrü olacak kartlar. Bunları ben kesinlikle değerlendirme altına alırdım. Tabi bunlar bir tavsiye değil. Kendi fikirlerim. Siz dilediğiniz gibi tercihinizi kendiniz yaparsınız. Sen olsan ne yapardın diyenler için durum hakkında sizleri bilgilendirmek istedim. Evet Ekim ayında fiyatlar bu şekildeydi. Fiyat olarak AMD'den güzel haberlerin Nvidia'dan da maalesef biraz kötü haberlerin olduğu bir ay oldu. Yeni AMD ekran kartlarına da çok az bir süre kaldı. Çok aceleniz yoksa, yani çok acelesi olmayanlar ve üst seviye kart almak isteyenler onları da bekleyebilirler. Durumu iyice değerlendirme açısından bence daha faydalı olacaktır. Hatta efsane cuma indirimleri de yaklaşmakta. Yani o aralarda da güzel fırsatlar yakalanabilir. Artık biz tüm uyarıları yapmış olalım. Tabii karar vermesi size kalsın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız bize desteğin en büyüğünü vermiş olursunuz. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.